Evet, bugünkü mantar avımızda yine geldik. Rakım 1000 metre yüksekliğinde akan dereye. Burada biraz mola verelim dedik. Mantar bulduğumuz zaman birazdan çekimini yapacağız. Ve biraz daha detaylı açıklamalar yapacağız. Bugün tarih 31 Temmuz. Evet, burada çok eskilerden kalma bir su değirmeni vardı. Onun da parçalarını bulduk. Taşının parçalarını. Gördüğünüz gibi parçalanmış değirmen taşı. İşte yuvarlağı. İşte buradaki, buradan mil dönüyor. Taş. Çok eskilerden kalma. Değirmen büyük ihtimalle şuralarda bir yerdeymiş. Burada ufak bir şelale var. Evet, şimdi bulduğumuz bu kırmızı mantarın tadı çok lezzetli. Bu harika bir mantar. Gerçekten yemeğe değer. Beyaz bir sütü çıkıyor. Çok hafiftir, acı falan değildir. Mükemmel. Evet, bir de Karadeniz'in meşhur mantarlarından olan işte bu. Harika, harika bir lezzet. Mantar yolculuğuna devam ediyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz, araştırıyoruz. Yine burada kırmızı mantarlardan bulduk. Şimdi burada insanlar su götürmüşler çok uzaklara. En çok uzaklara buradan su gidiyor. Bu çıktığımız ormanda ayı, kurt, çakal ne ararsanız var. Yani anlayacağınız çok tehlikeli bir yer. Tek başa gelmek zor ve sakıncalı. Şimdi 3 yıl önceki videomda sizlere bu mantarların iki cinsi var demiştim. Ayırt etmesi zor demiştim. Şimdi size bunları nasıl ayırt edeceğinizi söyleyeceğim. Bu mantarların iki cinsi var. Bir cinsi bu şekilde iç tarafındakilerin yelpazeleri sıktır ve kenarları böyle düzdür. Birazdan size diğer cinsini göstereceğim. Bu cins gayet lezzetli ve acısız, biraz daha acısız olur. Yemesi çok güzeldir. Şimdi diğer cinsi ise budur. Aynen birbirine benzerler. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde birbirine çok benzerler. Yalnız iç taraflarını çevirdiğiniz zaman fark ortaya çıkar. Cinsinin bir tarafı kenarları içe doğru kıvrımlı olur. Diğeri ise çok az kıvrımlı olur ve içerisindeki yelpazeleri biraz daha sık dokulu olur. Bunun ise yelpazeden araları açık olur ve bu yenmeyen cinsidir. Yenir ama çok acıdır. Herkes bunu yemez. Bu daha çok lezzetlidir. Evet, yenmeyen, acı olan, tadı kötü olan mantar işte bu. Bunun pazarları falan görürseniz almayın. Bakın, iç tarafındaki yelpazeleri böyle, perdelerin arası açıktır, çok açık. Evet, diğer cinsinde ise çok kapalı ve sık dokunmuştur. İşte bahsettiğim diğer cinsi de bu bak, yukarı doğru, içi kıvrımlı değil ve arasındaki perdeler sıktır, sık dokuludur. Gördünüz mü? İşte en güzeli bu. İki cinstir işte bunlar. Böyle ayırması zordur.
manzaraya bakar mısınız? Burada çok harika manzara var. Aslında bugün de büyük bir üzgün ağacı vardı. Aslında onu bulabilmek de onu arıyoruz. Bunlar da var ama bunlar değil. Burada çok eski, yaşlı, büyük bir ağaç bulduk. Müthiş bir manzarası var. İçerisi içe iyice çürümüş. Yakından bakalım. Yaşlanmış artık. Güzel bir ağaç. Burada bir mantar daha bulduk. Rengi falan çok güzel ama bu ne tür bilmiyorum. Yeniyor mu? Yenmiyor mu? Zannedersem bu mantardan hiç yemedim ama çok güzel bir rengi var. Ve bu ormanda bulduğumuz bir taşı ve içinde çok acayip taşlar var. Ne tür taşlar bilmiyorum. Siyah siyah parlıyor. Gördüğünüz gibi. Gezmeye devam ediyoruz. Mantarları bulacağız. Burada ilginç bir görüntü. Yine burada ilginç bir görüntü olan ağaç bulduk. Burada yıkılan, yaşlanmış ağaç, yıkılan diğer ağaca yaslanmış. Gördüğünüz gibi kurumuş. Ve nasıl kırılmış. Kocaman orta yerine. Gördünüz. Yine güzel, lezzetli mantarlarımızı bulduk. Bugün biraz sesim kötü, kusura bakmayın. Yine böyle mantar avında terli terli soğuk su içtik. Burada yine ilginç görüntüler, ilginç ağaçlar gördük. Biraz daha yakından bakalım. Yine çok lezzetli olan bir mantar daha buldum. Bu mantar gerçekten çok lezzetli. Bunun adı ne tam olarak bilmiyorum ama kuzu göbeği falan diyorlar. Farklı türleri de var galiba bunların. Ama ben bununla yedim. Pişirdik, güzel, lezzetliydi. Çok lezzetli, çok lezzetli. Çok harika bir mantar bu. O yüzden bunu da alıyorum. Bugünkü mantar avımızda yine güzel bir mantar bulduk. Böyle mantarın çeşidi çok acayip bir şey. Yani renk olarak çok güzel. Desen olarak çok güzel. Yapısı çok güzel. Sarkıt ve dikitlere benziyor. Yani sanki denizin içindeki mercanlar gibi aynen. Çok ilginç bir mantar. Bu mantarın ismi, cinsi ne de bilmiyorum. Yeniyorum onu da bilmiyorum. Yiyeceğiz ya. Ha, atıyorum ağzıma. O kadar güzel ki ye beni diyor. Sanki zehirli bir şeymiş. Yenir lan bu. Deneyeceğiz. Yersek zehirlenir miyiz acaba bilmiyorum da. Ama çok harika bir mantar. Oğlum, ben çiğ görünüş çiğ itibariyle ha. Çok büyüleyici bir güzelliği var. Evet, gördüğünüz gibi çiğ çiğ yiyorum. Belki kafa yapar. Evet, mantar alındayken şimdi sizlere ağaçta bulduğum bir baykuşu görüntü. Biraz uzak ama yakınlaştıralım bakalım. Görebilecek miyiz? Biraz daha yakınlaştıralım. İşte biraz belli oluyor işte baykuş. Ağacın kovuğunda gizlendiğini zannediyor ama doğanı yakaladım. Evet, kameramızın
sonuna kadar şey yaptık. Hiç kıpırdamadan öyle bana bakıyor. Çok güzel bir hayvan. Evet, mantar avındayken bulduğumuz muhteşem kendiliğinden oluşma bir manzaramız var. Şuraya bakar mısınız? Sanki bir çiçek bahçesiymiş gibi. Çok güzel. Kendiliğinden olma. Mantar avımızdaki gizlere devam ederken en güzel orman manzaralarından biri burası. Çok güzel bir manzara, çok güzel. Sakin, dinlendirici, huzur verici. Burada insan kendini buluyor. Rahatlıyor. Müthiş bir manzara. Güzelliğe bakar mısın? Burada kendiliğinden yıkılmış bir ağaç var. Sanırım rüzgar yıktı. Bu ağacın kökü. Çok dolgun bir ağaç. Yürüyelim. Mantarlar gözüme yanıyor.